Merhaba arkadaşlar, tekrardan birlikteyiz. Bu videomuzda organik bileşiklerden bahsedeceğiz. Bir önceki videoda hem canlıların temel bileşenlerinin genel özelliklerinden bahsetmiştik, hem de organik, inorganik diye ayırmıştık ve inorganik bileşikleri açıklamıştık. Şimdi organik bileşiklerden ve ilk olarak karbonhidratlardan devam edelim. Karbonhidratların ilk önce birkaç tane genel özelliği var. Bunlardan bahsedeyim. Daha sonra ise çeşitlerine bakalım. Arkadaşlar, karbonhidratlar yapılarında aynı diğer tüm organik bileşikler gibi karbon, hidrojen ve oksijen bulunduruyorlar. Bazılarında ise azot bulunur. Mesela kitin. Kitinin yapısında azot bulunan bir karbonhidrattır. O zaman ilk özellik olarak yazalım. Ne dedik ilk özelliğimize? Karbon, hidrojen ve oksijen bulunur. Bazılarında azot. Azotun formülü neydi? N harfiyle gösteriliyor. Azot da bulunabilir. Bulunabilir. Arkadaşlar, bir sonraki özelliği, karbonhidratlar eğer ki uzun süre aç kalmışsak ilk sırada kullanılan bileşiklerdir. İlk sırada bunu kullanıyoruz. O zaman şöyle diyelim. Uzun süre açlıkta İlk sırada kullanılır. Evet, bir özelliğimiz de bu. Sonra karbonhidratlar yapıya da katılabilirler arkadaşlar. Mesela hücre zarının yapısına glikoz katılıyor. Bu şekilde bu özelliği daha vardır. Yapıya katılırlar. Evet, karbonhidratların genel olarak özellikleri bu şekilde. Şimdi gelelim biz karbonhidratların çeşitlerine. Arkadaşlar, biz karbonhidratları 3'e ayırıyoruz. Hemen şöyle bir tablo şeklinde yapmak istiyorum ben yine. Genelde anlatırken tablo şeklinde anlatıyorum. Daha akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Şöyle 3'e ayıracağız. Şeker sayılarına göre. Monosakkarit. Bakın, mono ne demek? 1. Sakkarit de şeker demektir. Yani bir şekerliler. Daha sonra ikincisi disakkaritler. Ve son olarak arkadaşlar polisakkaritler. Mono bir demektir, bir şekerli. Di iki demektir, iki şekerli. Poli çok anlamında kullanılır arkadaşlar. Bu da çok şekerli anlamında kullanılıyor. Şimdi bunları da ayıralım yine kendi içerisinde. Arkadaşlar, monosakkaritler kendi içerisinde karbon sayılarına göre 3'e ayrılır. Triyozlar, pentozlar ve heksozlar olarak. Triyozları sadece örnek vereceğim birkaç tane ama pentozlarla heksozları açıklayacağız. O zaman sadece isim olarak yazalım, açıklamasını başka sayfada yapalım. Çünkü burası buraya sığmayabilir, ayrı ayrı olmasın. Şöyle ayırıyoruz 3'e. Triyozlar, tri ne demek? 3. Triyoz demek arkadaşlar 3 karbonlular. Daha sonra pentozlar. Penta 5 demektir. Bakın, mono, di, tri, tetra, penta, hexa. 6'ya kadar bilmeniz yeterlidir. Hatta ben şu köşeye yazacağım birazdan. 6'ya kadar bilmemiz yeterlidir Latince sayıları. Bu sayede sorularda da yine kolaylıkla yapabiliriz. Bir de heksozlar vardır. Heksozlar da 6 karbonlulardır. Heksozlar. Hemen yazıyorum kenarına, bakın. 3 karbonlu, 5 karbonlu ve 6 karbonlu. Şu köşeye yazayım ben Latince sayılardan. Sadece 6'ya kadar olanı bilmeniz yeterlidir. Mono 1 demektir. Di 2 demektir. Tri 3. Tetra 4. Penta 5. Hexa 6 demektir arkadaşlar. Bir de biz burada neyi kullandık? Poli'yi kullandık. Poli ise çok anlamında kullanılır. Evet. Bunu bilirsek en azından sayı olarak çıkarabiliriz birçok şeyi. İleride de çok işimize yarar. Evet, monosakkaritler bu şekilde. Triyozlar, pentozlar ve heksozlar. Sadece şu an çeşitlerini yazıyorum. Açıklamalarını bir sonraki sayfada yapacağız. Gelelim disakkaritlere. Arkadaşlar, disakkaritler de kendi içerisinde yine 3'e ayrılırlar. Nedir bunlar? Hemen yazalım.
Bakın kendi içerisinde 3 ayrılıyorlar. Maltoz, laktoz, maltoz, laktoz ve sükrozdur arkadaşlar. Bunlar da bizim disakkaritlerimizdir. Disakkaritler. Dediğim gibi açıklamalarını yapacağım zaten. Gelelim polisakkaritlere. Polisakkaritlerin de 4 çeşidi vardır. Bunların çeşitlerini yazalım. Daha sonra dediğim gibi detaylı açıklamasını yapacağım. Polisakkaritler glikojen, nişasta, daha sonra selüloz ve kitin. Bunlar da bizim polisakkarit dediğimiz bileşenlerimizdir. Şimdi ilk olarak monosakkaritlerden başlayalım ve karbonhidratları işleyelim. Şöyle A diyorum, monosakkaritler. Monosakkaritler. Arkadaşlar monosakkaritleri 3'e ayırmıştık değil mi? Triyozlar, pentozlar ve heksozlar. İlk önce triyozlardan başlayalım. Bunu da yine bir tablo halinde anlatayım. Şöyle triyozlar diyelim. Triyozlar yani 3 karbonlular. 3 karbonlu bileşikler. Bunların örneklerini verelim sadece birkaç tane. Genellikle sorulmuyor arkadaşlar. İsim olarak bilmeniz yeterli. Mesela PGAL. Bakın PGAL. Fosfogliser aldehit. Bu ne işe yarar fosfogliser aldehit? Fotosentezin ve solunumun ara ürünüdür arkadaşlar. Bu yüzden de PGAL bilmemiz gerekiyor. Mesela pirüvik asit. Pirüvik asit bu da yine 3 karbonlu olan bir triyozdur. Evet bu kadar bilmemiz yeterlidir triyozlarla ilgili. Gelelim bir sonraki bileşiğimize, monosakkarit çeşidimize. Neydi? Pentozlar değil mi? Pentozlar. Pentozlar da 5 karbonlu bileşiklerdir. Peki bunlar ne işe yarıyor? Arkadaşlar pentozlar enerji verici olarak kullanılmazlar. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Hemen yazıyorum. Enerji verici değildirler. Enerji vermezler. Peki ne yapıyor bunlar? Yapıya katılırlar. Yapıya katılırlar. Arkadaşlar iki çeşit pentoz vardır. Hemen yazıyoruz. İki çeşittir. Bunlardan bir tanesi riboz, diğeri de deoksiriboz. Yazayım farklı bir renkle. Riboz ve deoksiriboz. Arkadaşlar riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılırken deoksiriboz DNA'nın yapısına katılır. Riboz diyoruz. Şöyle açıklamasını yapacağız. Şuraya da deoksiriboz diyoruz. Açıklamasını yapacağız. Ne dedik riboz için? Riboz RNA'nın ve ATP'nin yapısına katılır. ATP'nin yapısına katılır. Deoksiriboz için ne diyoruz arkadaşlar? Bu da DNA'nın yapısına katılır. Zaten DNA ve RNA isimlendirirken yapısındaki şekere göre isimlendirilir. RNA ribonükleik asit yani ribozdan gelir ismi. DNA da deoksiribonükleik asit yani deoksiribozdan gelir ismi. Yapısına katılır. Evet, pentozlarla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Burada bilmeniz gereken şey bunların enerji vermedikleri. Enerji verici olarak kullanılmıyor. Sadece yapıya katılıyor. Şimdi geliyoruz. Artık bizim için biraz daha önemli olan kısma heksozlar. Yani 6 karbonlular. Parantez içinde 6 karbonlu yazalım. Arkadaşlar bunların en bilinenleri glikoz. Evet geliyoruz heksozlara. Arkadaşlar heksozların en bilineni glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Ama bunları yazmadan önce genel özelliklerinden bahsedeyim. Bir kere heksozlarda, triyozlarda, pentozlarda küçük moleküller oldukları için hücre zarından kolaylıkla geçebilirler. O zaman yazıyorum. Hücre zarından geçebilirler. Hücre zarından geçebilirler. Bunlar küçük moleküller olduğu için sindirilemez. Yani hidroliz olamazlar arkadaşlar. Sindirilmezler. Bir diğer özelliği
Enerji verici olarak kullanırlar. Sakın unutmayın bunu. Enerji vericidirler. Enerji verici olarak kullanılır. Daha sonra egzozlar birbirlerine dönüştürülebilirler. Özellikle biz glikoz ve fruktoz, pardon, fruktoz ve galaktozu aldığımız zaman biz bunları glikoza çevirerek o şekilde enerji verici olarak kullanıyoruz veya vücudumuza depo ettiğimiz zaman ilk önce glikoza çevirip daha sonra bunun depo formu olan glikojene çeviriyoruz. O zaman şöyle diyoruz, birbirlerine dönüşebilirler. Dönüşebilirler. Peki çeşitlerini yazalım. Arkadaşlar neydi çeşitleri? Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Şöyle yazıyoruz. Glikoz. Karşılarına kısaca ne olduklarını yazacağız. Fruktoz ve galaktoz. Arkadaşlar glikoz kan şekeri olarak bilinir. Bakın kan şekeri. Kan şekeri ya da üzüm şekeri olarak isimlendirilir. Üzüm şekeridir. Şimdi kan şekeri neden diyoruz? Çünkü kanımızdaki şeker seviyesini biz glikoza bakarak belirtiyoruz. O yüzden de kan şekeri olarak isimlendirilir. Üzüm şekeri dememizin sebebi de üzümde daha fazla miktarda bulunduğu için bunu söylüyoruz. Fruktoza geldiğimiz zaman fruktoz, Fruko diye bir marka vardı, hatırlayın, Fruko meyveli gazoz. İşte oradan aklınıza gelsin. Meyve şekeridir bu frukoz, fruktoz. Meyve şekeridir. Biz bunu sebzelerden, işte bitkilerden, meyvelerden alıyoruz. O zaman fruktoza ne diyoruz? Bitkiseldir diyoruz, değil mi? Bitkiseldir. Meyvelerde bulunduğu için. Peki glikoza ne diyeceğiz? Üzüm şekeri olduğu için glikoz da yine bitkiseldir arkadaşlar, unutmayalım. Çünkü sorularda genelde soruluyor hangisi bitkisel hangisi hayvansal diye. Galaktoza gelelim. Galaktoz da süt şekeridir. Süt şekeridir. Peki kimde üretilebiliyor? Sadece süt üretebilen memeli canlılar vardır bakın. Süt üretebilen canlılar sadece memelilerdir. Dolayısıyla memelilerin dişilerinde üretilir. Hemen onu da yazalım. Memeli hayvanların dişilerinde üretilir. O zaman adı üstünde ne dedik? Hayvansal, hayvanlar dediğimiz için ne olacak bu da? Yine hayvansal olacak. Hayvansaldır. Evet, monosakkaritlerle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelelim bir sonraki konumuza. Ne diyeceğiz? Disakkaritler. Arkadaşlar, disakkaritler iki tane monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşan bileşiklerdir. Hemen geçiyorum bir sonraki sayfaya. B diyoruz disakkaritler. Disakkaritler dediğimiz gibi iki monosakkaritin bir araya gelerek oluşturduğu şekerlerdir. İki şekerli adı üstünde zaten söylüyoruz. O zaman tanımını yapalım. İki monosakkaritin bir araya gelerek dehidrasyonu sonucu oluşur. Peki dehidrasyon nedir? Arkadaşlar dehidrasyon su oluşturma tepkimeleridir. Su oluşur dehidrasyon tepkimelerinde. Evet, görüntü biraz daha yakınlaştırdım. Dehidrasyon tepkimelerinde su oluşuyor. O zaman dehidrasyonu şöyle kısaca açıklayalım şuraya. Dehidrasyon su oluşturma tepkimeleridir diyelim. Su oluşturma tepkimeleridir. Arkadaşlar dehidrasyon sırasında kesinlikle ATP yani enerji harcanır. Bunu da unutmayalım. Sorularda yine dediğim gibi soruluyor. Peki iki monosakkaritin bir araya gelmesiyle oluşur dedik. Nasıl oluyor bu durum? Bakın monosakkarit bir araya gelir. Şöyle disakkarit artı su oluşturur arkadaşlar. Buradaki tepkimeye biz dehidrasyon tepkimesi diyoruz.
Evet, bu tepkimeye dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Peki tam tersi bir durum olabilir mi? Tabii ki olabilir. Disakkarit biz suyla parçalayabiliriz. İşte bu suyla parçalama olayını da ne diyorduk? Hatırlayın, bir önceki videolarda anlatmıştık. Buna da hidroliz diyoruz. Suyla parçalama. Yani dehidrasyonun tam tersi ne oluyor? Hidroliz oluyor. Veya hidrolizin tam tersi ne oluyor arkadaşlar? Dehidrasyon oluyor. Gelelim çeşitlerine. Arkadaşlar, çeşitlerine baktığımızda 3 tane çeşidi var. Tabii bunlar bir araya gelirken bir de aralarında bağ kuruyorlar. Peki hangi bağı kuruyorlar? Glikozit bağını kurarlar. O zaman şöyle diyelim. Aralarında bu bağlar önemli. Aralarında glikozit bağı kurarlar. Glikozit bağı kurarlar. Bu da önemlidir. Dediğim gibi aklımızda bulunsun. Tamam, hemen yazalım 3 çeşittir diye. 3 çeşittir. Neydi bunlar? Maltoz, laktoz ve sükroz veya sakkaroz. Peki arkadaşlar, bunlar nasıl oluşuyor? Hemen nasıl oluştuklarını yazalım. Bir kere hepsinin yapısında glikoz var. Bakın unutmayın, hepsinin yapısında mutlaka glikoz vardır. Şöyle glikoz. Daha sonra hemen yanına artı diyorum. Ben bunları sırasıyla şöyle yazacağım. Bakın yanlarına. Glikoz. Nasıl ezberledim? Glikoz, fruktoz ve galaktoz olarak ezberledim. Hemen alt alta yazdım bunları da. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Ok işaretlerini şöyle gösteriyorum. Bizim şekerlerimiz neydi? Disakkaritlerimiz neydi? Maltoz, sükroz, laktoz. O zaman sırasıyla bunları da yazıyorum. Maltoz, sükroz ve laktoz. Bu da arkadaşlar bizim bu şekilde sıramızdır. Yanlarına da su oluşturma tepkimesi olduğu için birer molekül şöyle su yazıyoruz. Birer molekül su oluşuyor. Bunların hepsi birer dehidrasyon tepkimesidir. Peki bunu kısaca nasıl ezberleyebiliriz? Hani eskiden bize işte söylenen şey, şifre diyeyim ben size, şöyleydi. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi geçmesi masal demişlerdi arkadaşlar. Tabii ben de bir Galatasaraylı olarak bunu onaylamıyorum ama işte biyoloji öğretmek adına bunu söyleyebiliriz. Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi geçmesi masal. Tamam, bu şekilde ezberleyebilirsiniz, aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi gelelim bunların Türkçe isimlerine. Arkadaşlar, maltoz arpa şekeridir. Arpa şekeridir. Maltoz bira yapımında falan kullanılıyor. Hatta işte biraların üstünde falan yazıyor maltı şekeri diye. Bu şekilde fermentasyon işlemlerinde kullanılıyor. Sükroza baktığımız zaman sükroz çay şekeridir. Çay şekeri normal bizim çayın içerisine attığımız şekerdir arkadaşlar. Çay şekeri. Laktoza baktığımız ise laktoz da süt şekeridir. Süt şekeri. Bakın ne oldu? Arpa şekeri, çay şekeri, süt şekeri. Bunlara biz ne demiştik? Bakın bu meyve şekeriydi, bu da yine süt şekeriydi. O zaman galaktozun yapısında ne vardır? Galaktoz birleşerek neyi oluşturuyor? Yine süt şekerini oluşturuyor. İsimlerine baktığımızda hangisinin bitkisel, hangisinin hayvansal olduğunu çıkarabiliyor muyuz? Evet, değil mi? Bakın şu ikisi arpa şekeriyle çay şekeri. Çay şekeri neyden yapılıyor? Şeker pancarından. Dolayısıyla ikisi bitkiseldir. Bitkisel. Buradaki laktoz ise hayvansaldır. Evet, hayvansal. Bu şekilde disakkaritleri de tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Gelelim artık son olan konumuz polisakkaritlere. Şöyle C diyoruz, polisakkaritler. Şimdi polisakkaritlerde genel olarak bir tanım yapayım. Arkadaşlar, polisakkaritlerde çok sayıda, bakın poli çok demekti. Çok sayıda glikozun bir araya gelerek oluşturduğu şekerlerdir. Yani yine dehidrasyonla bir araya gelecek. O zaman şöyle diyebilir miyiz? En sayıda monosakkaritin bir araya gelerek dehidrasyon sonucu oluşturduğu yapılardır. Oluşturduğu yapılardır.
Evet, tanımı bu şekilde polisakkaritlerin. Peki diğer özellikleri neler? Arkadaşlar, dehidrasyonla oluştukları gibi hidrolize edilebilirler. Disakkaritler de hidrolize edilebiliyordu. Hidroliz edilirler. Bunlar hücre zarından geçemezler. Kesinlikle bunu unutmayın. Hücre zarından geçemezler. Yine disakkaritler de hücre zarından geçemezler. Çünkü onlar da büyük moleküllerdir. İki tane monosakkaritin bir araya gelerek oluşturduğu için. Şimdi biz polisakkaritleri ilk olarak ikiye ayıracağız. Yapısal polisakkaritler ve deposal polisakkaritler diyeceğiz. O yüzden ben yine tam bu şekilde yapmak istiyorum. Şöyle ikiye ayırıyorum. Yapısal. Şöyle yapısal dedik. Bir de deposal diyoruz. Depo edilenler yani. Arkadaşlar, yapısal olan polisakkaritler iki tanedir. Bunlar selüloz ve kitindir. Selüloz ve kitin. Hemen yazalım. İki tanedir diyoruz. İki tanedir. Birisi selüloz, bir tanesi de kitin. Hemen yazalım selüloz diye. Arkadaşlar, selüloz en sayıda glikozun bir araya gelerek oluşturduğu bir polisakkarittir. Selüloz bitki hücrelerinde hücre çeperinin yapısına katılır. Tamam, bunu sakın unutmayın. Bitkilerde hücre çeperi dediğimiz duvarı hücre çeperinin yapısına katılır. Yapısına katılır. Daha sonra bir de şunu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, selüloz otçul canlılarda veya işte bizlerde, hayvanlarda daha doğru söyleyelim. Memelilerde selülozu sindiren enzim yoktur. Bu yüzden bizim bağırsaklarımızda bulunan bazı bakteriler selülozun sindirilmesini sağlıyorlar. Bunu da söyleyelim, yazalım isterseniz. Şöyle memelilerde selülozu sindiren enzim bulunmaz. Enzim bulunmaz dedik. Bu yapıyı bağırsaklardaki bakteriler sindirir. Bağırsaklardaki bakteriler sadece bakteriler değil, işte arkeler de olabilir. Ben genel olarak bakteri olarak yazdım ama arkeler de sindirebilir. Gelelim arkadaşlar bir sonraki yapısal polisakkaritimize. O da kitindir. Kitin. Kitin ise böceklerde kabuğun yapısına katılıyor arkadaşlar. Hani bu böceklerin dışında kabuk var ya, dış iskeletini oluşturuyor böceklerde. Ayrıca mantarlarda da hücre çeperinin yapısına katılıyor. O zaman şöyle yazalım. Böceklerde kabuğun yapısına, mantarlarda hücre duvarının yapısına. Hücre duvarının yapısına katılır. Ayrıca kitin için şunu da bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, kitinin yapısında azot vardır. Yapısında azot vardır. Bakın, hatırlarsanız biz ilk karbonhidratları söylerken özelliklerini dedi ki bazılarının yapısında azot da bulunur diye. İşte azot bulunan yapı kitindir arkadaşlar. Unutmayalım. Bakın, kitin ne ile bitiyor? Azotun simgesi nedir? N'dir. O zaman nedir? Yapısında azot bulunur. Böylece aklınızda tutabilirsiniz. Gelelim deposal olanlara. Arkadaşlar, deposal olanlar ise nişasta ve glikojendir. İlk olarak nişastadan bahsedeceğim. Yine bu da iki tanedir diyelim. İki tanedir. Bunlardan bir tanesi nişasta. Nişasta, diğeri de glikojen. İlk önce nişastayı yazalım. Nişasta, bitkilerde fazla olan glikozun depolanmasıdır arkadaşlar. Nişasta. Fazla olan glikoz nişastaya dönüştürülerek o şekilde depo ediliyor. Peki nerede depo edilir? İşte kök, gövde veya meyve gibi yapılarda depo edilir. Örnek verelim. Mesela kök örnek veriyorum. Havuç. Havucun yapısında nişasta vardır. Depo ediliyor. Gövdeye örnek veriyorum. Mesela patates. Patatesin yapısında bol miktarda nişasta vardır. Yine bu şekilde gövdeyi oluşturur.
Ve mesela elma arkadaşlar. Elmanın yapısında da yine meyve olarak nişasta vardır. O zaman şöyle diyelim. Bitkilerde fazla glikozun depo şeklidir. Depo şeklidir. Nerede depo ediliyormuş? Meyve, kök, gövde de bir de tohumda da depo edilebilir arkadaşlar. Tohumda depo edilir. Mesela fasulye. Fasulye de bir tohumdur. Fasulyenin yapısında da yine nişasta bulunur. Evet, nişasta ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim bir sonraki yapımıza. Son olarak glikojenden bahsedelim. Glikojen. Arkadaşlar glikojen ise hayvanlarda fazla glikozun depo şeklidir. Peki nerede depo ediliyor? Örneğin bizleri söyleyelim. Memeli hayvanlarda karaciğerde ve çizgili kaslarımızda glikojen depo ediliyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. O zaman yazalım. Hayvanlarda fazla glikozun depo şeklidir. Depo şeklidir. Karaciğer ve çizgili kaslarda. Diğer kaslarda depo edilmez. Sadece çizgili kaslarda depo edilir. Depo edilir. Evet. Polisakkaritlerle ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar arkadaşlar. Şimdi bu şekilde devam edelim. Ben son olarak şunu da söylemek istiyorum. Selüloz ve nişasta bitkisel iken kitin ve glikojen hayvansaldır ki zaten açıklamalarına baktığımızda da anlıyoruz. O zaman ben bunu şöyle bir yazmak istiyorum. İkisinin arasına şöyle yazalım. Selüloz ve nişasta için bitkiseldir diyoruz. Bitkisel. Kitin ve glikojen için ne diyoruz? Hayvansal. Evet. Bu şekilde biz karbonhidratları bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda yağları anlatacağım. Yağlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.